Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra uzun bir Türkçe seslendirmeli video geldi. Bugün ne videosu çekiyoruz? İlk defa atacağım kanalıma Arena Breakout. İlk başlangıçta bize lazım olan ayarlar videosunu çekiyorum canlar. İşinize yarayacaktır. Çoğu kişi yayınıma gelip soruyor. Abi şu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor? Ben de kolay yoldan bir video çekeyim istedim. Öncelikli olarak ayarlardan başlayacağız. Bu seri halinde devam edecek. Sizin de merak ettiğiniz mesela taktik videoları falan da gelecek. Ne nerede kullanılır onu çekeceğim. Neyi nerede bulursunuz? Hangi anahtarlar lazım olur? Hangi anahtarlı odalarda kasa var? Hepsini sırasıyla çekeceğiz. Ama başlangıç olarak bize ne lazım? Ayarlar lazım. Ayarlarımız nasıl da? Şu şekilde baştan başlayalım. Nişan alma yardımı. Yani arkadaşlar açık bende. Bakın. Şöyle çekemiyorum bile, gördünüz mü? Direkt gidiyor. Bazen işimize yaramayabilir. Yani zararını görebilirsiniz. Her oyunda olduğu gibi. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bak. Kendi kendine kayıyor. Gidiyor. Sağa çekiyorum ama sola kayıyor. İsterseniz açabilirsiniz. İsterseniz kapatın. Ben bazen açıyorum. Uzak mesafelerde bazen otomatik aim. Yani çok uzak mesafeye sıktığım zaman mermi kayması yaşadığı için. Ama çok uzağda mesela adamın üstüne tutmam gerekiyor şu şekilde. Aim aşağı kayıyor yine. O yüzden bazen kapatıyorum. Değişiyor. Siz bilirsiniz. Otomatik aim'i buradan nişan yardımından açabilirsiniz. ADS modu dediği de basılı tut. Yani şu şekilde şu dürbün açıyorsun kapatıyorsun ya. Ondan bahsediyor sanırım. ADS modu. Bir bakalım. Dokun yapalım. Aynen dürbün basılı basmıyorum şu an. Dürbün aç. Dürbün basılı tutması burada. ADS düğmesi görünümü döndürme işlevi. Yani açtığımız zaman arkadaşlar şu şekilde eğim verebilirsiniz parmağınızla. Jiroskop kullanmayanlar için olabilir aslında bu. Fena değil. Ama eğiminiz yine kayabilir. Buradan da işte eğiminizi kaydırmak için bunu açmanız gerekiyor. Hemen diğerine geçelim. Bunu kapatıyorum ben. Şeyde solak modu demiş. Solak modu açtık. Yani sol oyuncular için büyük ihtimal. Normalde silahın sola geçmesi gerekmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa bir saniye. Şey, eğim kayıyor. Bu solak modunda soldaki ateş tuşuna bastığınızda eğiminiz kayar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani şu şekilde dürbünü açtım. Ateş ediyorum. Şu an parmağımla ateş tuşuyla çeviriyorum. Hani jiroskop kullanmayanlar bunu aktif edebilir. Solak modu. Yani soldaki ateş butonunda şeyini açabiliyorsunuz. Ben kapatıyorum. Eğim kaymasın diye jiroskopunuz. Sağlık durumu. Şarjör değiştirme eğitimi. Tedavi eğitimi. Yani bunlar şu şekilde kapatayım. Kapalı. Şu şekilde gördüğünüz üzere bir tane de bomba atalım kendimize. Bomba nasıl dik durdu ama? Yani bunu kapattım ve şey oldu ama sağlık ve durum eğitim halinde. Yani bunların eğitimini veriyor sana aslında da tedavi eğitimi demiş. Yani nerede ne kullanacağını söylemesi gerekiyor. Açtığında da kapalıyken de gözüküyor. Şarjör değiştirme eğitimini kapattık. Şarjör değiştirme eğitimi de merminiz bittiğinde üstünde şey çıkar. Aynen. Olarak o şekilde. Normalde kapattığında gözükmemesi gerekiyor ama belki de başka bir şeydir. Ben öyle bilmiyorumdur. Bu da açık. Bildirim ayarları, eşleştirme bildirimi. Bu arkadaşlık yani menüde, lobide gelen şeyler. Arkadaşlık talebi bildirimi. Sürekli geliyor bunu kapat. Arada kendin bak. Daha mantıklı. Takım daveti bildirimi. Arkadaşın istek atıyor atmıyor. Onları gösteriyor sana altta. Pazar fişi bildirimi. Yani pazarda bir şey satılıp satılmadığına dair bir bildirim geliyor sana. Özellikler. Şarjör değiştirmek için dokun. Ne demiş? Etkinleştirdikten sonra mühimmatı seç ve şarjörü dokun. Şarjör Muhammed de mühimmat değiştirirse doldurulur. Doldur düğmesine dokunman gerek kalmaz. Yani şöyle göstereyim. Şarjörü başa atalım. Şu şekilde tıklasın. Gördüğünüz gibi bir kere ona tıkladığın zaman dolduruyor. Veya pratik olur. Bu sizin için açmanız pratikliktir. Yani hızlı
davranışsız maç içinde daha iyidir. İlaç tavsiyesi. Evet, ha, ilaç tavsiyesi buymuş yani. Bu yukarıdakiler büyük ihtimal lobide olan şeylerde. Sağlık durumu falan filan. Burası ilaç tavsiyesi. Kapattığımızda işte hasar aldığımızda mesela sana şu ilaçların olduğu kısımda hani neyi kullanacağını gösterir. Der ki bunu kullan hızlıca. Şunu kullan. Ama bazı yerlerde mesela kırığı kullanmamız gerekmez. Ağrı kesiciniz mutlaka her maçta için. Ya yani her şeyde ağrı kesici için. Ağrı kesici bu arada su satır. Suyunuzu yemeğiniz olsun yanınızda. Dediğim gibi bu da bu işe yarıyor. Bu da güzel pratik olur. Yani ilaç tavsiyesini açmanız. Hızlı fırlat demiş. Yani bu bombada hızlı fırlat diye bir şey var arkadaşlar ama bu oyunda şöyle bir şey var. Yani bomba bazen takım arkadaşınıza deyip yanınıza da düşebilir. Hemen patlayan bir yere değdiğinde patlayan bombalarımız da var. Birazdan gösteririm onu. Açtım mesela şu an hızlı fırlata. Şu şekilde şu şeye tıkladığım zaman direkt kendi kendine alıp atıyor. Mesela bu da ayak sesi şey arkadaşlar. Bu bomba falan değil bilginiz olsun. Hani bundan attığı zaman mesela rakip siz ayak izi duyacaksınız. Bak bende yeşil çıkıyor çünkü ben attım. Ama rakip attığı zaman ayak sesi, çok ayak sesi varmış gibi hissedeceksiniz. Bunu şu şekilde patlatın ki kafanız karışmasın. Daha sağlıklı olur. Hızlı fırlat da bu işe yarıyor. Yani dokunduğun zaman bombaya o kendi kendine atıyor. Şu şekilde. O zararı da nasıl görürsünüz? Mesela şu bomba var. Rakip şurada atacaksınız. O anda takım arkadaşın önüne geldi. Yanınızda patladı. Daha hasar aldım boş yere. O yüzden ben bunu çok önermiyorum. Ha, çok hızlı fırlatı kullanmak isterseniz adamlar buraya ek düğme diye bir şey yapmış hızlı fırlatta. Şu şekilde. Ona tıkladığın zaman direkt bir bombaya alır atar. Görmüşsünüzdür. Yere yatma butonum burada bakın. Turuncu oldu şu an. Tam dürbünün üstünde küçük bir tane. Onu aktif edebilirsiniz. Onun haricinde yine bombaya tıkladığınızda da mesela elinizde olur. Hızlı fırlat ayrı kalır. Bunun için de mesela çektim. Geri bırak için de sağdaki tuşu kullanıyorum. Solda ateş tuşunun orada bir tane de sağda üstü çizili bomba var. O da iptal eder. Şu şekilde bir bombamız varsa onu göstereyim. Heh. Şu bombayla daha tatlı olur. Çektik mesela. Dur. Nerede lan bu bomba? Heh, gel buraya. Pimini çek. Şunun pimini geri takabiliyorsun buradan. Ama şu alttaki de bombanın üstünde bir tuş daha çıkıyor. Buna tıkladığın zaman bombayı çeker. Belli bir dakikası vardır. Atman gerekir o saatte. Çektim pimi. Bunlar hemen açılan şeyler zaten. Orada size uyarısını verir. Şu şekilde diğer bomba. Bombanın yaklaşık olarak 5 saniye patlama süresi vardır. Şu bombaların bazılarının ama. Siz içinizden 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 diye sayabilirsiniz. Zaten orada da bildirim gösteriyor. Bak ekranda kırmızı yanıyor şu an. Yanıp söndüğünde atman gerektiği söylüyor. Hemen patlıyor yani. Onu ayarlar pişirme dediğimiz olay burada biraz daha gösterilmiş. Pişirmeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Kırmızı yanıp söndüğünde atıyorsun. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu şeyde kullanıyorum. Hızlı fırlatı kullanmıyorum. Çünkü takım arkadaşıma atabilirim. Bomba konusunda biraz kötüyüm. Eşyayı taşımak için sürekli yani şu şekilde göstereyim. Şu eşyayı aldık buradan. Şöyle basılı tutuyorsun, sürüklüyorsun, istediğin yere koyabiliyorsun. Bu da biraz pratik, işinize yarayabilir. Depar modu, sol çubuğu, depar düğmesi. Ha, şu koştuğumuz zaman depar düğmesi çıkıyor mesela. İttirdiğin zaman koşuyor mesela. Onun içinde ayrı bir depar düğmesi çıkıyordu. Onu istiyorsanız açabilirsiniz. Ha, dersen ki yok ben depar tuşuna basmak istiyorum, açabilirsin. Ben o şekilde çift dokunma deparı. Çift dokunma deparı dediği muhabbet. Bunun olayını çözemedim. Sanırım yine koşmayla alakalı bir durum bu. Yani çift dokunduğuna koş. Büyük ihtimal o tuşu açtığında oluyor. Bunu kapatmışım ben. Kamera depar sarsıntısı. Hafif çalışıyor. Ya bunda silahla koşarsanız mesela şöyle sarsıntı oluyor hafiften. Çok anlaşılmıyor şu an ama maç içinde daha çok fark edersiniz. Yani sanki silahın eğim kayıyormuş gibi hissedersiniz. O da olmaz.
Onun bir ayar daha var mesela, şimdi onu da göstereceğim. Ben hafifte kullanıyorum bunu, çok titremiş. Hud titreşimi dediği muhabbette şu arkadaşlar. Bakın, silahla ateş ettiğinizde ekranda bir titreme oluyor, fark ettiniz mi? Sol rakamların olduğu yere falan bakın, fark edeceksiniz. Ekrandaki titreşim, yani bu Hud titreşimini açtığında biraz daha gerçeklik katıyor silah. Ben kapattım çünkü videolarda çok titriyor mittiriyor diyorlar. Zannediyorlar ki ben titretiyorum. O kadar titretmiyorum. Jiroskoptan dolayı sağa sola savrulma oluyor, okey. Ama bu titreşim bundan kaynaklı. Vurulduğunda sırt çantasını kapat demiş. Yani zaten adam direkt öldürüyor ama yine açık kalsın. Bazıları değdiremiyor falan oluyor filan oluyor. Şu şekilde. Bomba da umarım anlaşılır. Kapattı. Kendi kendine kapattı gördüğünüz üzere. Bunu açarsanız biraz daha avantajlı. Yani kapatmayla uğraşmasınız. Şöyle bir geçiyoruz hemen. Özel efekt ayarları. Evet, kırmızı alanından darbe. Yani bunlar yeşil renk gösteriyor. Kırmızı gözükmez. Kan. Ben içerik çektiğim için bunlar kapalı. Farklı renkte gözüküyor bende. Yeşil veya mavi gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama açtığınızda kırmızı olur. Jiroskop buradan açılıyor arkadaşlar. X eksenini tersine çevir. Yani yukarı aşağı olması lazım. X, Y de sağa sola. Yani tersine. Ben sağa alıştığım için bu ayarlarda kapalı. Ama siz diğer türlü alışmışsanız çevirebilirsiniz bunu. Hani buradan şey yapabilirsiniz. Eğilirken kamera dönüşü, yani açıkta yapalım. Şöyle pike attığımızda parmağınızda sağa sola eğim kayabiliyor. Bunu da buradan yapabiliyorsunuz agalarım. Bunu kapatalım. Ben de eğilirken otomatik kağıdı ise aynı şekilde dürbün açıyor bu. Şöyle bastığında direkt dürbünü açar. Sağ pik attığında veya sola pik attığında. Bu da bende kapalı. Dört parmak oynadığım için. Ama iki parmaklar falan bunu, üç parmaklar bunu açabilir. Eğilme modu basılı da aynı şekilde, bu benim basılı tut olduğu için basılı tutu almışım. Temel ayarlarımız bu şekilde canlar. Umarım burası işinize yaramıştır. Kontrollere geldiğimiz zaman da burada tuşlar var işte. Bazı tuşları ben aynı yere koymuşum. Falan yapmışım, filan yapmışım. Burada iki dürbün farklı türü var. Birini bir dürbünde kullanırken diğerini başka bir dürbünde kullanıyorsun. Şu DBS'in bomba tek mermi sıktığında DBS'de bir mermi şarjör anamın ucuna çekiyor ona bastığında. Yani iki mermi oluyor tekrar. Hani sıkman gerekmiyor. Şu az önceki bahsettiğim hızlı fırlatma şeyi. Şurada gördüğümüz şu butonsa kardeşim, merdivenler oluyor. Bazı yerlere çıkmanız için merdivenler oluyor. Onunla çıkıyorsunuz yani. Buna bastığınızda da inmenize yarıyor daha çok. Çıkarken kendisi otomatik çıkıyor da, inmek için buna basarsanız kolaylıkla inebilirsiniz. Onun haricinde şunlar zaten göstergeler. Çoğumuz biliyordur. Hani ne deniyordu ben? Stamina diyoruz biz ama. Yani bu sizin hızlı koşma ve dürbün açtığınızda enerjisi bitiyor. Dürbün açtığınızda özellikle sniperlarda büyük dürbünüz varsa enerji düştüğünde dürbününüz eğiminiz sallanır. O yüzden onun için ilaçlar var. Bir sonrakinde böyle o ilaçları falan tarif edeceğim. Ne kullanabiliriz? Hani hangisinde sargı kullanmamız gerekirken hangisinde kullanmamız gerekiyor. Hani kırıklarımızı tedavi ediyor, yaralarımızı tedavi ediyor. Bir sonraki videoda yine sizin istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Bir de video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Arena Breakout videoları gelsin diyorsanız da bu şekilde eğitici çekmeye çalışacağım sizler için. Buradaki ayarlarımız da bu şekilde. Benim ayarlarım bu şekilde. iPad mini 5 4 parmak ayarları isterseniz kullanabilirsiniz. Hassasiyetlerimize geldik burada. 10 numara bir hassasiyetim var diyebilirim aslında da. Bu oyunda çok spreydi falan da çok işe yaramıyor. Ben jiroskop kullandığım için biraz sallanıyor, titriyor falan. Ama işinize yararsa kullanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Genel hassasiyet 200'de. Hızlanma, yani sağ sola döndürme şeysini bunu da 200 yapabilirsiniz. Yavaş geliyorsa mesela 2-3 kere dokunmanız gerekiyor olabilir. Ben şu an bile 2-3 kere dokunmam gerekiyor. Burada kamera hassasiyeti. Burası atış hassasiyetleri bu şekilde benim. Jiroskopa göre ayarlı arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Şu ayarlarımda, jiroskop ayarlarımda bu şekilde. Ses kısmına da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofon ayarınız buradan
çok yüksek geliyor gidiyorsa arkadaşlarınıza buradan onu. Bunda arkadaşlarınızın sesi çok fazla geliyorsa buradan düzeltebilirsiniz. Uzamsal yakınlama ve bina engelleme efektlerini dayanan uzamsal ses sistemi bu ağır ses kalitesini iyileştirir ancak cihaz performansını etkileyebilir. Daha kaliteliymiş yani. 3D saran ses diyor. Bu biraz ben alışamadığım için kapattım bunu ya. Yani etrafınızı sarıyor gibi gösteriyor. O yüzden çok işime yaramadı benim. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Şu hızlı bomba atmayı kapatayım da hızlı fırlat. Yani. Bakıyoruz hemen böyle bu şekilde. Var mı başka bir şey? Grafik alırım bu şekilde. Yani keşke 90, 120, 144 FPS çalıştırsa cihazım ama maalesef bu oyunda gerçekten FPS'in önemi çok fazla. Muhteşem'de kullanıyorum. İndir. Zaten bunlar da bu şekilde. Yapabileceğim başka bir şey varsa dediğim gibi sizler için sonraki videoda onları çalışacağım. Bir eğitici video olacak. Bir 4-5 seri yapabiliriz bundan. Arada gameplay falan sıkıştırabilirim. Ya İngilizce kanalım var aslında da oraya çok fazla içerik atamıyorum. Çünkü konuşmadığım için sesli pek etki etmiyor ama güzel izleniyor. Yine Türkçe olarak da bu kanala da atmayı düşünüyorum. Normalde bu kanala sadece istek atıyordum ama çok fazla yayınlarda Türk kardeşim gelip istekte bulunduğu için atmak zorunda hissettim kendimi. Ben de böyle başlangıç olarak bu şekilde ayarlardan başlayayım istedim. Bu arada size taktik vereyim. Yani burada geldiğiniz zaman şurada değiştirebiliyorsunuz. Mesela ilk giriş yaptığınız gibi her şeyiniz tekrardan geliyor. Canınız azaldığında ona tıklayabilirsiniz. Sıfırdan başlıyorsunuz. Şey tıkladığınızda karşıdaki şeylerin kask yeleği değiştirebiliyorsunuz. Altı koyabilirsiniz. Buradan mermileri falan deneyebilirsiniz. Şu şekilde değiştirdik mesela görmüşsünüzdür. M4'üm nasıl bu arada? Dün cephanelikte takıma adamdan aldım. 6 setliydi adam. Anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şuradan da dur son bir şey göstereyim. Buradan da yani silah falan alabilirsiniz ekstra. Bilginiz olsun. Depoya tıklarsanız silahçıya da gidip silah yapabiliyorsunuz. Burada da deneyebilirsiniz. Bugünkü eğitim videomuzun sonuna geldik canlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Devamı gelmesi için like'a çökün. Like'a çökün kardeşim. Paylaşın. Arkadaşlarınıza gönderin. Abone olun. Bildirimleri açın. Bu kadar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Dediğim gibi sonraki videoda ne çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ki benim için de kolay olsun. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum hepinize.